Konya Arkeoloji Müzesi'ndeki en güzel eserlerden bir tanesi de Herakles lahdidir. Herakles Zeus'un mu yoksa Antikron'un oğlu mudur? Tabi babasının ölümlü veya tanrı olduğu söylenir. Annesi Alkmen'e, güzeller güzel Alkmen'e daha henüz 8 aylıkken Hera bunun kucağına yılanları gönderir ve her gün bunları sıkar ve öldürür. Herakles Megara ile evlendikten sonra 3 çocuğu olur. 3 çocuğu olduktan sonra tabi Hera bunun peşini bırakmaz ve Herkül'ü delirtir ve 3 çocuğunu öldürür. Bundan kurtulabilmesi için de Herakles'in 12 görevi tamamlaması gerekiyordu ve Kral Euristos'un yanına gelir. Herkül ilk görevini yapmaktadır. Nemea Aslanı. Nemea Aslanı'yla boğuşmakta ve Nemea Aslanı'nın derisi o kadar güçlüdür ki hiçbir ok mızrak işlemez ve bunu alır boğazlar ve hayvanı boğar. Boğduktan sonra da kendi tırnaklarıyla bunun postunu yüzer ve kendine daha sonra miğfer yapacak. Baktığınız zaman Herakles'e genç ve yakışıklı olarak tasvir ediliyor. Çünkü bu Herakles'in görevleri çok uzun sürer. Hemen ikinci görev. Bakıyoruz Hidra ejderi. Evet, elinde bir sopası var. Sopası her zaman için yanındadır, simgesidir. Burada Hidra ejderinin kafalarını koparıyor. 9 tane kafa vardır. 9 kafada ölümsüzdür. Her kafayı kestiği zaman 2 tane kafa çıkacaktır. Diğer 9 kafayı kes, 8 kafayı keser, 9. kafayı ise toprağa gömecektir ve bunun zehrini daha sonra alır birçok görevde kullanacaktır Herakles. Evet, devam ediyoruz. Burada 3. görevi Erymantos domuzunu öldürme sahnesidir. Evet, Euristeus der ki bu kolay görevlerden sonra domuzu öldürmeden getireceksin der. Tabii bu postu yüzmüştü, üzerine almıştı. Bundan dolayı da bu domuzun kılları ve tüyleri Herakles'e zarar vermez. Tabii Dirola getirdiği için de hemen şurada bir fıçı görüyoruz. Euristeus diyor ki benden uzaklaştır sakın diyor. Çünkü hemen fıçıya saklandığını görebilmekteyiz. Devam ettiğimiz zaman 4. görevi. Evet ki hala gençtir bu Herkül. Burada ise Artemis'in kutsal geyiğini görmekteyiz. Artemis'in kutsal geyiği tunç ayaklıdır ve bu görev için bir yıl boyunca peşinde koştuğu bilinmektedir Herakles'in. Burada yakalar ve yine aynı şekilde Euristos'a götürür. Burada baktığımız zaman elinde evet oklar, burada gördüğünüz gibi Nemea Aslanı artık kafasında zırh olarak yapmış. Burada da şurada kuşları görebiliyoruz. Kuşlarda şuradan hemen bir kanat var. Yabani kuşlardır, Aysin kuşlarıdır. Bir diğer görevi de bu insan etiyle beslenen kuşları yakalamakta Herakles'in bir diğer görevi. Bir sonraki görevi ne Herakles'in? Evet, Amazon kraliçesi. Amazon kraliçesi Hippolyta. Burada da baktığınızda fil başlığı takımı Hippolyta ve bir göğsü genelde Amazon'dan açıktır. Ok atarken hatta kestikleri de bilinmektedir ve genelde at üzerinde tasvir edilir. Burada elinde sopası yine aynı şekilde başında Nemea Aslan bulunmaktadır. Başta Hippolyta'yı ikna eder. Bu Euristos'un yaramaz bir kızı vardır Admete. İlla isterim de isterim Hippolyta'nın kemerini isterim diye tutturur ve bu kızın isteği yüzünden Hippolyta'nın yanına gelir. Başta ikna olur, tam verecekken Hera ortaya girer ve der ki Amazon kraliçesi Hippolyta'yı kaçıracak diye. Burada Herkül istemese de Hippolyta'yı öldürmek zorunda kalır ve altın kemer alır götürür. Buraya baktığımız zaman Augias'ın ağırlarını temizleme sahnesi vardır. Burada ırmağı, şurada şu testiyi ırmağa benzetebiliriz. Irmağın burada da nehir tanrısı var muhtemelen. Nehir burada akmakta. Augias'ın ağırlarını temizliyor burada. Bir diğer görev var. Minos'un kutsal boğası. O kadar güzel bir boğadır ki Minos bunu Poseidon'a kurban etmeye kıyamaz. Onun yerine başkasını kurban eder. Tabii Poseidon buna sinirlenir. Minos bu Girit boğasını delirtir ve herkese saldırır. Hatta bununla da yetinmez, kraliçeyi bu boğaya aşık eder. Peki bunun çözümü nasıl olacaktır? Aşık olmuş bir kraliçe, bunun çözümü olarak da Daidalos oraya girer. Daidalos bir tahtadan bir güve yapar ve kraliçe Minos'la birleşir. Bundan da Minotorus doğacaktır. Daha sonra ise Theseus Minotorus'u öldürmek için labirente girer. Burada ise bir diğer gelir. Diomedes'in atları. Diomedes'in 4 tane atı vardır ve bu atlara baktığımız zaman 4'ü de konuşabilen atlar ve vahşi atlardır. İnsan etiyle beslenmektedir bu atlar. Bunları ehlileştirmek için de Diomedes'i Herkül öldürür, atlara yedirir ve daha sonra atlar ehlileşir. Burada tabii Diomedes'in atlarına giderken Herkül'ün bir başka görevi de vardır aslında 12 görev dışında. Buraya gelirken Trakya'ya yolu giderken tabii Teselya'ya da uğrar. Orada Admetos'un yanına uğrar. Admetos arkadaşıdır, dostudur. Orada yer, içer, eğlenir. Ama bakar insanlar üzgün, niye üzgün diye düşündüğü zaman en sonunda öğrenir ki kralın karısı ölmüştür. Kimdir bu? Alkestis. Alkestis arkadaşlar Olimpos'a uğrarsanız orada Alkestis lahiti vardır. Onu mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Evet, burada gelişerken kralın durumuna üzülen Herakles, ben hallederim der. Sorun yok der ve direkt Hades'e iner. Hades indiği zaman da yeraltı tanrıçasıyla konuşur ve Alkestis'i alır ve Admetos'a geri iade eder. Burada da böyle bir görevi vardır. Baktığımız zaman diğer bir görev ise Geryonis'un üstünü getirmektir. Bunun için de ta nereye kadar gider? Cebeli Tarık'a kadar gider. Yani Kuzey Afrika ve İspanya'ya kadar gidecektir. Şu anda orada da Herakles sütunları vardır. O dönemin anısında da Herakles orada sütunları dikmiştir. Yani bundan sonrası yok anlamında yapmıştır. Herakles orada İspanya'nın hemen köşesinde Kuzey Afrika'da Cebeli Tarık'ta Herakles sütunları diker. 3 başlı bir devdir. 3 tane başı vardır. Vücudu tektir. 6 tane kollu olan devi de öldürür ve sürüyü alacaktır. Baktığımız zaman burada Kerberos var. Evet, 3 başlı Kerberos. Ya genelde son görev olarak geçer ama burada 11. görev olarak yapılmış. Artık Herkül'e bakar mısınız? Herkül artık yaşlı. Çünkü yıllar vardı. Başında tabii defne yapraklarını da görebilmekteyiz. Elinde hiç bırakmadı. Sopasını görüyoruz. Cehenneme indiği zaman cehennemde Hades'le konuşur ve ona hiçbir şekilde silah kullanmadan yeraltı köpeğini alır, cehennem köpeğini yeryüzüne çıkartır. Yine burada bir görev daha vardır. Theseus. Yer altına gittiği zaman arkadaşı Theseus'u görür. Tabii onlar da Persopa'nı kaçırmak için gitmiştir arkadaşıyla beraber. Theseus'u alır ve yeryüzüne çıkartır. Theseus daha sonra bunun için minnet duyup Herakles'e yardım edecek. Herakles'in 12. görevi artık yorulmuştur. Elinde bir sopası ve elinde de gördüğünüz gibi Hesperidlerin elmaları bulunmaktadır. Artık bir bahçededir Herkül. Ama tabii burada bunu giderken Hesperidlerin elması nerede? Nerede bilmiyor. Nereye gitmesi gerekiyor? Nereus'un yanına gider. Nereus kimdir? Akileus'un büyük babası yani Tetis, su tanrıçasının babasıdır. Bunu alır Nereus'tan bir şekilde sıkar sarmalar ve yerini öğrenir. Yeri neresiydi? Atlas dağlarındaydı. Yani yine Kuzey Afrika'daydı. Aslında hemen bu inek sürülerinin olduğu yere çok da uzak değildi. Atlas dağlarına gidecek. Kaf dağlarında Prometheus'u görür. Prometheus'u serbest bıraksa mı bırakmasa mı bir şekilde evet en sonunda serbest bırakır. Prometheus da bunun iyi niyet olarak der ki sakın elmalara dokunma. Elmaları Atlas dokunsun der. Atlas kimdi? Dünyayı sırtında taşıyan Titan'dı. Ve Atlas gider Hesperidler yani kızlarının yanına elmaları alır gelir. Tabi Atlas da der ki sen yorulma der ben bunu götürürüm der Eurüsteus'a. Tabi herkes anasının gözü inanır mı der ya. Tamam der bir şekilde benim sırtım ağrıyor şuraya bir yastık koyayım sana zahmet der. Dünyayı alır Atlas'a geri verir. Hemen elmalar alır ve kaçar. Elmaları biz nerede görüyoruz yine? Nifak Tanrıçası Eris. Hani Troya Savaşı vardı ya Troya Savaşı'nda işte bir düğün yapılmıştı. Tetis ve Peleus'un orada bir ortaya elma. Nifak Tanrıçası ne yazmış oraya? En güzeli. İşte bu elma arkadaşlar Hesperidlerin elmaları olarak karşımıza çıkar. Burada bir şekilde Nifak Tanrıçası bu elmaları almış. Üzerine en güzel yazmış ve Troya Savaşı'na neden olmuştur. İşte Troya'nın yıkılma nedenlerden bir tanesi de bu Hesperidlerin altın elmaları olarak karşımıza çıkar. Herakles tahtının kapağına baktığımız zaman da her iki köşede bir at bulunmaktadır. Muhtemelen şurada küçük ayakları olan ise Eros olması gerekiyor. Nereden anlıyoruz? Hemen diğer taraftaki figürden göstereceğiz. Şurada bıldırcına benzeyen bir kuş bulunmaktadır. Burada av sahneleri kısmen de olsa, evet burada bir tazı veya köpeğe benzeyen hayvanlar bulunmakta. Evet çünkü oradaki figürü şuradan anlamıştık. Burada bir at ve atın üzerinde bir çocuk. Hemen şurada kanatlarından anladığımız kadarıyla ise bu Eros olması gerekiyor. Ve hemen köşelerde de Yunus balıkları bulunmaktadır. Lahit'e şöyle baktığımız zaman muhtemelen bir erkeğe ait olan bir lahit ve denizle uğraşıyor bunun sahibi. Çünkü çeşitli şekilde balık ve hayvan figürlerinden biz bunun aynı zamanda bir erkek lahiti olduğunu da anlayabilmekteyiz. Hemen şu yan taraflarda da küçük ayrıntılar var. Burada da gördüğünüz gibi evet, küçük Eros bir köpekle oynuyor. Çünkü kanatları var anladığımız kadarıyla. Bunun Eros olduğunu da anlayabilmekteyiz. Evet şurada da aynı figür var. Köşelerde de küçük küçük aşk tanrısı işlenmiş buralara. Evet, burada da hemen bunun bir ilim adamı olduğunu anlayabiliyoruz veya bir aristokrat. Çünkü elinde bir parşömen bulunmaktadır veya bir senato üyesi de olabilmektedir. Kadını da gördüğünüz gibi himation giymiş, üzerini kapatmış bir şekilde. Burada da mezarın sahibi muhtemelen burada tahtında veya bir taburede oturmuş durumdadır.